इस इश्क में मर जावा। Uyucun. Ne zaman suratına baksam suçlarımı hatırlıyorum. Bu yüzden senden nefret ediyorum. Niye hala hayatımdasın? Deep'in telefonu. Alo? Demek sendeymiş. Neden çaldın? Ama ayrıca kalbini de çaldım. Benim biricik sevgilim. Evet, vermeyeceğim. Saçmalıklara hiç vaktim yok. Telefonumu neden çaldığını söyle. Telefonunu istiyorsan gel ve al. Gerek yok. At gitsin. Annen senin için endişelendi. Şimdi onu arayıp iyiyim de. Peki sen endişeli değil misin? Buradan böyle çekip gitmen beni ne kadar üzdü. Bunu biliyor musun? Ama beni özlediğini biliyorum. Kendini böyle teselli ediyorsan sorun yok. Seni özlediğim falan yok. Özlediğini biliyorum. Sesimi duymak için beni aradın ve benimle konuşuyorsun. Bu yüzden de kapatmadım. Sus artık. Kimsin sen? Bırak beni, bırak. Bırak diyorum. Kimsin sen? Kurtarın beni. Çabani kaç buradan. Ne oluyor? Kaç. Alo. Bırak beni! Çavani kaç hadi! Kaç diyorum! Ne çabuk oldu? Ol! Bırak! Deyip aç gözünü. Bir şey olmayacak. Aç gözünü lütfen. Bu bela da nereden çıktı? Bu endişe sevgilin için miydi yoksa... Hayır. Tara için. Arohi'den nefret mi ediyorsun? Cevap ver. Sana soruyorum. Sorununun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun ama... Gözlerin... Gözlerime bakma bile. Git başkasıyla eğlen. Dip. Dip dinlenmem gerekiyor. Gel lütfen. Hayır. Bu yeni belanın ne olduğunu bulmam gerekiyor. Tamam dur. Ben de geliyorum. O benim de düşmanım. Geldiniz mi? Neredeydiniz? Neredeydin Tara? Deyip sen de Tara'yı arayacağım dedin ve ortadan kayboldun.
Yaralı mısın? Yoksa biriyle mi kavga ettin sen? Evet. Hayır. O ayağa takılıp düştü de. Bekle. O kavga etmediğini söylüyor, sen ettim diyorsun. Ne oluyor, bana gerçeği söyleyin artık. Ne oluyor böyle? Biliyor musunuz, sizi beklemekten babanız yemek bile yemedi. Çok endişelendik. Sakin ol. Biz Dip'le sahilde oturuyorduk anne. Biri cüzdanımı çaldı. Onunla kavga ederken de Dip yaralandı. Beni bile yaralamıştı. Göster. Bakayım bir. Anne ben iyiyim. Dip daha önemli. Babacığım, niye yemeğini yemedin sen? Anne, babama iyi bak diye kaç defa söyledim. Yemek yemek istemiyorsa zorla yedir demiştim, değil mi? Neden yedirmedin? Babacığım, sen de biliyorsun, kızın artık büyüdü. Kendine bakabilir. Neden yemedin söyle. Açsındır sen. Getiriyorum. Adamın elindekiyle birebir aynı iz bu. Burası da aynı. Aynı evimdeki ortam. Huzurlu olurum sandım ama nerede? Kimse huzurlu değil ki. Ama burada gerçekleşen patlama, Deep ve Arohin'in hayatında yaşanacak patlamanın yanında hiçbir şey. Punkti. Bir süreliğine gittim. Çok değiştin. Kim bu? Punkti'yi övüyor mu, eleştiriyor mu? Burada çok sıkılacağımı düşünüyordum ama ilginç şeyler de oluyor. Vay canına. Eskiden yardım için kaçardın. Ama şimdi ben kaçıyorum. Birini takip ederken böyle olacağını düşünemezdim. Makyaj malzemesi. Tanrım. Her zaman makyaj yaparım ama hiç bu kadar malzeme kullandığımı hatırlamıyorum. Arohim'i ya beni maskesiz gördüyse, sen ne zaman geldin Arohi? Arohi. Ben
Adımı nereden biliyorsun? Biz tanışmadık ki. Riyanş Divan. Sanırım yanlış geldim. Misafir odası. Ben yanlış geldim. En iyisi gideyim. Doğru yere geldin. Bu tavır. Bu ne kibir böyle? Affedersiniz. Başladığın işi her ne olursa olsun tamamlamalısın. Eksik bir şey bırakmamalısın. Senin gibi insanlar... Bir kızı elde etmek için her şeyi yapar. Olur da yanlış bir kıza denk gelecek olursan bütün hayatın tehlikeye girebilir. Sonuçta öyle değil mi? Burada biraz daha kalırsam sorun çıkacak. Saklanacak bir yer bulmam gerekiyor. İsimler değişir. Ama yüzler asla. Ve ben senin yüzünü hiçbir zaman unutmayacağım Arohi. Bir dahaki sefere... Bu iğneyle... Tehdit edilmekten çok daha etkili olacak Arohi. Bir süre dinlensen. Tara, niye dağıldın? Üzgün görünüyorsun. Babamın yarası için çok üzülüyorum anne. Eline ne oldu senin baba? Kim? Nasıl yani, yara mı? Bu tırnak izlerinden bahsediyorum işte. Nasıl oldu? Bunu ben yaptım. Ne var ki bunda? Çünkü onun tekerlekli sandalyesi kırıldı, düşmek üzereydi. Ben de onu tutmaya çalışırken olmuştur. Senin tırnak izlerin. Sadece çizik, iyileşir. Neden endişeleniyorsun ki? Evet Tara. Bugünlerde böyle ufacık şeyler için endişelenip duruyorsun kızım. Sorun ne? Tanrım, hangi gerçek ortaya çıkacak? Bana saldıran kişi Dilip Singh miydi acaba? Saldırganı bulmamız gerekiyor. Maskenin altındaki kimdi? Meselenin çözülmesi gayet iyi oldu. Virat'tan da hiç haber yok. Ya Tara ile birlikte çalışıyorsa? Al bakalım sevgilim.
İhtiyacın olanlar bende. Al hadi. Ne yapıyorsun? Bana yaklaşma demedim mi sana? Benden uzak dur. Ben kendi yaralarımı tedavi ederim. Sana hiç ihtiyacım yok. Tamam mı? Ama benim sevgilime ihtiyacım var. Seni önemsemeye de hakkım var. Ve bu hakkı benden kimse alamaz. Sen bile. Eğer biri sevgilimle aramıza girmeye çalışırsa onun boğazını keserim. Kes o zaman. Ne bekliyorsun? Bahsettiğin şeyin arkasındaki engel benim. Kes hadi. Buna bir son ver. Seni öldüremem ki. Ben senin aşkından ölüp bitiyorum. Hayat çok garip. Bizimki de öyle. Benim hedefim de, yolum da sensin. Ne düşünüyorsun? Bay Dilip'in eli nasıl yaralandı? Aroi! Dur, kaçma! Dilip dur! Onu yakalamam lazım. Dilip! Saldırgan oysa odasında olmaması gerekiyor. Çünkü bahçeden hızlıca dönemez deyip de peşinden gitti. Bir bakacağım.
odasında yok. Bunun anlamı... Bu nasıl olabilir? Bunca zaman neden felçli gibi davranır ki bir insan? Neler oluyor? Yapabileceğine inanamıyorum. Ben ona kendi babamdan daha çok saygı duymuştum. Ona olan sevgim Roman'ın zulmünden çoktu. Yine de bunu yaptı. Bunu yaptığına inanamıyorum. Seni izliyorum. Buradan babana bakarak düşüncelere dalıyorsun. Ne oldu? Neyin var kızım? Söyle bana hadi. Ya o da bu işe bulaştıysa? Ben... Öyle babamı düşünüyordum anne. Buraya nasıl geldi? Gerçekten bu nasıl mümkün olabilir ki? Tara, baban hakkında ne düşünüyorsun? Elindeki yara enfeksiyon kaparsa falan diye ya da mikrop kaparsa ya... Merak etme, enfeksiyon kapmaz kızım. Sizi büyüttüğüm için tecrübeliyim ben. Yaralandığınız zaman size antiseptik uygulardım, iyileşirdiniz. Öyle yapacağım yine. Tamam. Kızın senin için endişeleniyor bak. Tamam, hadi. Alo Fatih, bir adres vereceğim. Bu çocuğu çok iyi koruyacaksın. Ayrıca bir kızı da koruyacaksın. Ama uzaktan. Kızın ismi... Detayları mesaj olarak atarım. Adamı takip ettim ama kaçtı. Kayboldu. Yakalayamadığını biliyorum. Nasıl yani? Biliyor musun? Çünkü sen onu yakalayamadan evimize gelmiştin. Evimize derken... Kimin evine? Bu eve. Bulunduğumuz bu eve. Bize saldıranın kim olduğunu çok iyi biliyorum. Kimmiş? Ritvi. Virat. Hayır. Ne? Sevilen, şanssız bir... Baba. Babam mı? Ne saçmalıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Babam felçli benim. Ayağı bile kalkamıyor. Yani şimdi ayaklanıp, tırmanıp kaçtı mı diyorsun? Buna inanmak çok zor biliyorum ama gerçek bu deyip. Elindeki yarayı gördün mü? Onlar bana saldırdığında bıraktığım tırnaklarımın iziydi işte. Bu büyük bir komplo deyip bize komplo kuruyorlar. Bunun arkasında onlar var. Yeter! Bu saçmalık yeter! Beni dinlemen gerekiyor. Sen o adamı takip etmek için gittiğinde odasına baktım. Şüphem doğruydu. Odasında değildi o. Bugüne kadar onu sandalyesi dışında gördün mü hiç? Odanın her yerini aradım ama yoktu. Sen onu ararken o fırsat bulup hemen eve dönmeyi başardı çünkü sonra tekerlekli sandalyede gördüm onu. Nasıl yani?
Ne diyorsun sen? Babam yıllardır felçliymiş gibi mi yapıyor yani? Bence yanılıyorsun. Ben babamı en iyi doktorlara götürdüm. Tedavi edilemez dendi. O felçli. Beni anlıyor musun? Vücudundaki kasları çalışmıyor. Engelli o. Doğruyu söylüyorum deyip. O hasta değil, sadece rol yapıyor. Bize olanlardan da o sorumlu. Yeter! Böyle bir saçmalığa kimse inanmaz. Kendi başına hiçbir şey yapamaz o. Birinin desteğine ihtiyacı var hep. Söylesene, babamın mecburiyeti ne ki yıllar boyunca kendine bunu yapsın? Cevabın yok mu şimdi? Bu sadece saçmalık. Yardım et, tut onu, yakala yakala. Hayır, durun. Bekle. Nereye gidiyorsun? Söyle hadi. Beni affedin. Hiçbir şey yapmadım ben. Seni öldürmeyeceğim. Korumaya geldim. Ben Patil. Deep yolladı. Biliyorum. Öldürmeye geldiniz siz. Lütfen hayır, beni hayır, öldürmeyin. Hayır, şuna lütfen bak. Efendim. Bak. En sevdiğinden. Evet. Deep mi verdi? Evet. Korkma. Ben ve adamlarım dışarıda. Tamam. Kritvi. Tara Dilip'in elindeki bu çizikleri benim yaptığıma bir türlü inanmıyor gibi. Gözünden belli. Bana inanmıyor. İyi ki Dilip de Tara'yı ciddiye almadı. Tara Dilip Singh'in bu çizikleri nereden aldığını bilmesi bence çok daha sağlıklı olur. Bir türlü anlayamıyorum. Tara niye eskiyi kurcalayıp duruyor? Her şeyi biliyor. Deep'in bu sırları bilmemesi gerekiyor ama yine de bilmiyorum. Bence de Roma. Tara bunları Deep'le paylaştı mı yoksa? Deep kanıt istiyor. Tara Deep'i çok seviyor. Her şeyi yapar. O zarf ve kanıtlar. Kontrol et. Yerinde mi bir bak. Bütün bu kanıtlar benim kasamda gayet güvende. Çok iyi. Dikkat edelim. Çünkü Deep bu gerçeği bilmiyor. Öğrenirse bu resmen felaket olur Roma. Bence Tara ile konuşmamız gerekiyor. Deep'in aşkından yürüdüğü bu yolun sonunda sadece uçurum var. Bundan kurtulmalı. Şu anda Deep için kanıt toplamaya çalışıyor. Bu kanıtlara ulaştığında Tara'nın en büyük düşmanı Deep olacak. Konuşmalıyız. Evet, bence de. Ayağı bile kalkamıyor. Yani şimdi ayaklanıp, tırmanıp kaçtı mı diyorsun? Kendi başına hiçbir şey yapamaz o. Birinin desteğine ihtiyacı var hep. Muhtemelen haklı. Bir insan niye felçli gibi yaşasın ki? Hem de bunca zaman. Ve Bay Dilip'in benimle düşmanlığı ne? Şimdi neden bana saldırsın ki? Ne zaman onunla konuşsam... Bana sürekli sempatiyle bakardı. Gözlerinde her zaman yaş vardı. Yani... Belki benim yerime Deep'e saldırmak istemişlerdir. Ben yanlış yorumluyorumdur. Doğru ne yanlış ne bilmiyorum. Bir yolu var. Eğer Bay Deep'i suçüstü yakalayabilirsem gerçek ortaya çıkacak. Ama nasıl? İyi bir yol. Ama bunun için bir kanıt bulmam gerekiyor. Karanlığı aydınlatmak için ateş yakmam lazım.
Mecburen. Bak ne getirdim sana. Sevdiğin çorba. Senin sevdiğin şekilde yaptım hem de. Eminim beğeneceksin. Sana ellerimle içireceğim. Üzgünüm. Özür dilerim, hemen temizlerim baba. Bu çip hava aldığı anda ısınacak ve ateş çıkaracak. Kaşık kirlenmiş baba. Yenisini alayım. Üzgünüm Bay Dilip. Seni incitmek istemiyorum ama maalesef gerçeği öğrenmenin de başka bir yolu yok. Bakalım ateş yandıktan sonra kaçacak mısın yoksa kalacak mısın? Alo Dip, çabuk gel. Sana ihtiyacım var. Gelmiyorum. Bari en azından Bay Dilip için gel Dip. Hayatı tehlikede. Hadi. Sandalye hareket ettiği an tamam. Sonra Bay Dilip ne yapacak bakalım. Hadi Deep, bunu görmem gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Deep. Ne? Nerede? Bunun olacağını biliyordum. Deep. Ne o? Yeni bir gösterin mi var? Bunu onlar yapıyor. Gel kendin gör. Hadi. Baban hasta değil demiştim sana. Rol yapıyor. Bunu kanıtlamak için sandalyesinin altına çip koydum. Sonuca bak. Kayıp. Hareket edemeyen kişi ateşten korkup kaçtı. Sen de gördün artık. İnandın mı? İşte sana dediğim gibi. Yürüyemeyen biri nereye gidebilir ki? Gerçek bu. Tamamen sağlıklı yürüyebiliyor. Kim yürüyor Tara? Yürüyebiliyor mu? Söyle. Kimden bahsettin? Nasıl olduysa sandalyeden düşmüştü. Kim yürüyor? Söylesene.
Sanırım babam değil bu. Eğer babandan bahsediyorsa bu harika. Dip, sen ne diyorsun? Geçen gün babanı doktora gösterdin. Uzman bir doktordu. Babanı yürümesi mümkün değil dememiş miydi sana? Evet anne. Tara yanlış anlamıştır. Babamı sandalyesinde göremeyince yürüyor zannedip sevindi. O zaman bir de şunu açıklasana. Yangın nasıl çıktı? Geldiğimde oda duman kaplıydı ve babam yerdeydi. Nasıl? Ne demek istiyorsun Virat? Kim yangın çıkarsın? Elektrik tesisatı kısa devre yapmış olabilir. Elektrikçi çağırırız. Babamın başına bir şey gelseydi ya, ha? Ona bakın, şok oldu. Götürüyorum. Yetti mi? Sende hiç insanlık var mı? Şüphen yüzünden zayıf ve felçli bir adamı tehlikeye attın. Bana verdiğin acılara hep katlandım. Ama bugün tüm sınırları aştın. Yalan söylediğim yok. Ne gördüysem onu söylüyorum. Odasına gittiğim bir sandalyede oturuyordu. Bir an için gözümü kaçırdığımda orada yoktu. Sonra bir baktım, oradaydı. Yanında Virat'la. Tuhaf değil mi? Bunca zamandır ortalıkta olmayan adam ne oldu da Bay Dilip'in odasında çıktı ki? Virat'a nasıl güvenebilirsin ki? Yalan söylediği ortada işte. Ben kimseye güvenmiyorum. Sana bile. Sadece kendime güvenirim. Engelli birini suçlayarak eline ne geçecek bilmiyorum. Şüphelerin de giderilmiştir herhalde. Sana saldıran babam değildi. Sen de ona bir daha yaklaşma artık. Tamam mı? Benim sorumsuz olduğumu mu düşünüyorsun? Hasta bir insana boşu boşuna niye böyle bir suçlamada bulunayım ki? Gözümle gördüm diyorum sana. Doğruyu söylüyorum. Daha farklı şeyler de var. Gerçek göründüğü gibi değil. Yeter! Dedim ki, babamdan uzak duracaksın. Babamın yanına yaklaşacak olursan sorumlusu ben değilim. Aramızdaki mesafe daha da artacak. Ama kaderin planları başka. Daha da yakınlaşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.